videoda TIA portalda kullanılan sayıcı komutlarını yani sayıcıları anlatacağım. Yine videomuza başlamadan önce hatırlatmamı yapayım. Arkadaşlar bu video TIA portalı anlattığım video serisindeki videolardan sadece bir tanesi. Bu videoyu izlerken aklınıza bu menü nereden açıldı, bu işlemi nasıl yaptı şeklinde sorular gelebilir. Aklınıza takılan bu soruları daha önceki videolarda cevaplamış, o konulara değinmiş olabilirim. Ya da bundan sonraki videolarda aklınıza takılan soruları anlatacak olabilirim. O nedenle TIA portalı öğrenmeye yeni başladı ve açtığınız ilk videoyuysa size tavsiyem video serisini baştan itibaren izlemeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Şimdi sayıcıları anlatmaya başlayalım. Muhtemeldir ki sayıcılar sizin yukarıda favori listinize ekli değildir. Peki sayıcı komutlarına nereden ulaşacağız? Introduction Basic Introduction yani TIA Portal'da kullanılan tüm komutların olduğu kısımda Counter Operations başlığı altında size 3 adet sayıcı tipi karşılayacaktır. CTU Counter Up Yukarı Sayıcı, CTD Counter Down Aşağı Sayıcı, CTUD Counter Up Down Yukarı ve Aşağı Sayıcı. Aslında biraz sonra data bloklarını incelediğimizde siz de fark edeceksiniz. Pia portalda tek tip sayıcı vardır. Yukarı ve aşağı sayıcı. Yani hem yukarı hem aşağı sayan sayıcı. Eğer siz yukarı aşağı sayıcının aşağı sayma ucunu kullanmazsanız yukarı sayma işlemi yapar. Yani CTU olur. Ya da yukarı sayma ucunu kullanmazsanız CTD yani aşağı sayıcı olur. Bunların detaylarına biraz sonra geleceğiz ama sırasıyla bu sayıcılar nasıl çalışıyor onları hep beraber inceleyelim. Yine sayma işlemi için bir tane Yukarıdan kontağımı aldım ve buna input 0.0 ismini vereyim. Tag'in ismini değişelim. Sayma butonu diyelim buna mesela. Şimdi CTU sayıcımı Buradaki kısımdan sürükleyerek network'üme getiriyorum. Sayıcımı network'üme eklerken aynı zaman ölelerinde olduğu gibi bana bir adet data block oluşturmamı isteyecek. Sayıcılar içerisindeki verileri data block içerisinde tutarlar ve her sayıcı kendisine ait bir data blockta da bu verileri tutar. Şu anda otomatik isim olarak iec counter 0 db ismini getirdi. Bunu değiştirebiliriz. Buna yukarı sayıcı diyelim. Şimdi burada data blok numaramın manuel ya da otomatik seçimini yapabileceğim bir alan daha var. Bunu zaman röleleri videomda detaylıca anlatmıştım ama burada kısaca tekrarlayayım. Otomatikte bırakırsak eğer biz bu seçeneği, Tia Portal oluşturduğu her data blok, data blok tipi fark etmez, sayıcı data bloğu, zaman da rölesi data bloğu olabilir, hiç fark etmez. Sırasıyla oluşturduğu her data blok 1 2 3 4 5 diye numara verir. Eğer manuel alırsak bu data block, data blok numarasını biz kendimiz atayabiliriz. Ne fark var? Eğer sizin bir programlama mantığınız varsa, alışkanlığınız varsa ve şunu diyorsanız ben 1 ile 9 arasındaki data blok numaralarını genel maksat data blokları için, veriler için kullanacağım. 10 19 arasındaki data blok numaralarını zaman öleleri için kullanacağım. İşte 20-29 arasındaki data blokları da sayıcılar için kullanacağım. Kendinizce bir mantık geliştirdiyseniz burayı manuel alıp kendi data blok numaranızı girebilirsiniz. Örneğin ben buna 20 numarasını vereyim. Okey dediğim zaman şu anda sayıcım oluştu ve aynı zamanda da Program Blocks altında, Sistem Blok altında, Program Resources altında benim az önce oluşturduğum yukarı sayıcı isminde Data Blok 20 Data bloğunu oluşturdu. Buna biraz sonra geleceğiz. Bu kısmı kapayayım şimdi kafamızı karıştırmasın. Üzerinde bir takım giriş ve çıkışlar görüyorsunuz sayıcının. Buradaki CU girişi count up yukarı sayma ucudur. Ve buradaki yukarı sayma girişi her sıfırdan bire geldiğinde yükselen kenarında sayıcı içerisindeki sayma değerini bir arttırır. Aşağıdaki reset ucu ise içerideki sayıcının sayma değerini sıfırlamama yarayan giriştir. Bu girişi iki türlü değerlendirebilirim. Bunlardan bir tanesi yine yukarıdan buraya kontak şeklinde bu girişi belirtebilirim ve buna da örneğin input 0.1 diyelim. Ve buna da ismini değiştirelim. Reset diyelim. Bu şekilde ben resetleme ucunu sayıcının bir kontak üzerinden verebilirim. Bu bir sayıcı kontağı, başka bir sayıcı kontağı olabilir, zaman rölesi kontağı olabilir, dahili bit olabilir. Input ya da bir başka Q'nun bir kontağı olabilir. Veya ben buraya kontak koymam. Şunu da silelim. Getirip reset girişine şu anda false gözüküyor. Yani sıfır gözüküyor. Buraya ben bir adresi ya da bir tagı yazabilirim. Az önce oluşturduğum input 0. bir tagını buraya bu şekilde de atayabilirim. Peki arasındaki fark ne? Eğer sizin sayıcı resetletme şartınız bir tane bite bağlıysa buradaki gibi input 01 ya da bir memory bit ya da bir zaman rölesi az önce saydığım gibi sadece bir konta ya da bir hafıza alanına bir bite bağlıysa onu getirip direkt buraya yazabilirsiniz. Ama sayıcının sıfırlanması birden fazla şarta bağlıysa örneğin işte şu varsa ve şu varsa burada bir ve mantığı vardır ve oradaki iki tane konta peş peşe seri olarak bağlamanız gerekir ya da şu varsa veya şu varsa bu bir veya mantığıdır. Ya portaldaki temel mantık işlemleriyle ilgili daha önce video çekmiştim. Veya mantığıdır. iki tane oraya paralel kontak bağlamanız gerekir. Ve o paralel kontakların çıkışını resete vermeniz gerekir. Evet o zaman siz buraya iki tane paralel kontağı ya da seri kontağı 3, 4 neyse bir işlem yaparak reseti verdirebilirsiniz. Ya da daha ilerideki örneklerimizde göreceğiz. O şartı bir memory bite network 2'de örneğin. Memory bite atayıp örneğin o memory biti de buraya verdirebiliriz. Örneğin iki seri kontak, iki paralel kontak ve benzeri. Bunların çıkışına bir tane örneğin mer merker 20.0 atayabiliriz. O şartı burada kullanabiliriz. Merker 20.2. Tamamen programlama sırasında sizin alışkanlıklarınıza ve programlamayı en basit en kolay nasıl yaparız o şekildeki bir çözüm oluşturmanıza bağlıdır. Şimdi devam edelim. Burada bir adette PV preset value yani sayıcının sayma işlemi yapacağı değeri girmemiz gerektiren bir kısım var. Şimdi buradaki değeri neye göre gireceğiz? Bu değeri yazmadan önce şuradaki CTU'nun altında INT yazan bir kısım var. Buna tıkladığınızda açılan bir menüde burada saydırabileceğiniz data tiplerini göreceksiniz. Bakın burada çeşitli data tipleri var. Peki bunların farkı ne? Şimdi ona bakalım. Siz sayma işleminde kullanabileceğiniz data tipi olarak Sint ya da Usint kullanırsanız sizin sayıcınız PLC'nin hafız alanında 3 byte'lık alan kullanacaktır. Ve sayma aralığı S int yani short integer için ki kısa tam sayı eksi 128 ila artı 127 arasında olacaktır. Ya da siz usint int yani unsigned short integer kullanacak olursanız bu da işaretsiz kısa tam sayıdır. Burada saymayı siz 0 ila 255 sayısı arasında yapabilirsiniz. Şimdi burada biraz sonra data blokları incelediğimizde daha denet göreceksiniz. PV yani sayacağı değer ve içerideki anlık sayma değeri Cv hafıza alanında bir byte'lık alan tutarlar. Ve örneğin siz pv değerini bir başka hafıza alanından buraya atacaksanız ya da cv değerini dışarıdaki bir hafıza alanında kullanacaksanız buna bir byte adresi vermeniz gerekir. Örneğin merker byte 50 gibi. Ya da sayma için kullanacağınız veri tipi burada int ya da uint veri tipi ise buradaki sayıcı komutunuz 6 byte'lık alan kullanır. Ve sayma aralığı int yani integers tam sayı için eksi 32.768 ile artı 32.767 arasındadır ya da UINT yani Unsigned Integers içinse bu da işaretsiz tam sayıdır. 0 ile 65.535 arasındadır. Yine burada FV ve CV değerlerini başka bir hafız alanında kullanacaksınız. Bir Word'lük alan kaplarlar bunlar. Ve atanacakları adresinde Word alan olması lazım. Örneğin Merker Word 50. Eğer D-Int ya da U-D-Int veri tipinde bir sayma yaptıracaksanız bu sayıcının sizin piyasa hafız alanında 12 byte alan kaplar. Ve sayma aralığı D-Int yani double integer'da yani uzun tam sayıda ki sayısı değer burada görüyorsunuz. Tekrarlamama gerek yok tekerleme gibi. Eksi ile artı arasında bir sayma yaptırabilirsiniz. Ya da d int yani unsigned double integer yani işaretsiz uzun tam sayı kullanacak olursanız da yine sıf sıfır ile bu sayı arasında bir sayma işlemi yaparsınız. Burada pv ve cv değerlerinizin sizin hafız alanındaki yeri double word'tür ve double word bir alana atanmak zorundadır atanacağı zaman. Örneğin Merker Double 50. Burada aklınıza şu şekilde bir soru gelebilir. Ya örneğin short integers ya da unsigned short integer kullandığımızda hafıza alanında 3 byte'lık piyasa hafızasını 3 byte'lık alan kaplıyor ama bu içerisindeki sayma değerleri birer byte'lık. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Piyasa içerisinde short integers ya da unsigned short integers bir alan bir data saydırıyorsanız burada 1 byte'ı pv için kullanır. 1 byte'ı cv için yani anlık sayma değeri için kullanır. Ve diğer üçüncü baytı ise içerisinde data bloklarda göreceğiz. Bool, binary alanlar vardır. Onlar için kullanır. O nedenle buradaki saymadaki data tipi ile PLC'nin hafıza alanındaki tutmuş olduğu, kaplamış olduğu data tipi arasında fark olacaktır. Peki niye sayıcılarda bu şekilde data tiplerini, sayma data tiplerini benim seçmemi istemiş? Onun nedeni de şu. Eğer siz küçük sayılar sayacaksanız bunun için bir Byte adresi size yetecektir. Bir double adresi ya da word adresi tutmanıza gerek yoktur. Bu tamamen PLC hafızasını optimum kullanmamız için bize sunulmuş bir seçenektir. Bu sayede PLC çok büyük sayılar saydırmayacaksam PLC içerisinde neden daha büyük hafız alanlarını ben bir sayıcı için rezerve edeyim. Şimdi buradaki... Diğer için örneğin ben unsigned short integer seçeyim data tipini yukarı sayıcı. Yani işaretli bir tam sayı seçmeme gerek yok. Eksi sayılara nasıl olsa düşmeyeceğim ben yukarı sayıcıda. O nedenle unsigned şeklinde seçebilirim. Unsigned integer'ı seçtim. Ve unsigned integer'ı seçtiğim zaman unsigned integer bir byte'lık işaretsizdir. 0 ile 255 arasındaki sayma işlemlerinde kullanabilirim. Ve bu noktadayken ben gelip pv değerini eğer 500 yazacak olursam bu benim sayma alanımı geçeceği için, sayma datamın değerini geçeceği için beni uyaracaktır. Ve ilk saymalarımı örnek olarak ben 5 üzerinden yapacağım. Q bir çıkıştır. Q çıkışı buradaki sayma işlemini yaptıktan sonra sayıcımın çıkış vereceği yani lojik olarak bir yapacağı ucudur. Bunu görebilmemiz için de buraya bir tane Q çıkışımı atayım. Q 0.0 atayım. Tek olarak da buna çıkış 1 diyelim örneğin. Şimdi burada bir de CV ucu var. CV ucu benim içerideki anlık sayma değerimi dışarıdaki bir hafız alanına atamama yarar. Örneğin ben içerideki aktüel değeri yani anlık sayma değerini dışarıdaki bir alanda kullanmak istiyorsam bir matematik işleminde bir operatör paneli ya da bir başka işlemde bunu bir başka hafız alanına atayabilirim. Ve buradaki sayma değeri CV değeri yani anlık sayma değeri unsignat'tı. Bu bir byte alan kaplıyordu. Az önce size ne vermiştim örnek olarak? Alan M Merkel byte örneğin 10. Merkel byte 10 alanına benim anlık olarak sayıcım CV değerini atayacaktır ama bir karşılaştırma kontağında falan kullanacaksınız sayıcıyı siz. Buraya ekstradan bir hafıza alanı atamanıza gerek yok. Karşılaştırma kontaklarını ki önümüzdeki videolarda göreceğiz bunları. Karşılaştırma kontaklarını ben direkt data datablock 20 içerisindeki CV değerine ulaşarak da kullanabiliyorum. Benim burada kullanmış olduğum sayıcım CTU yani yukarı sayıcı. Yukarı sayıcıyı hatırlayacak olursanız yukarı sayıcı CU girişinde her girişinde içerisindeki sayma değerini bir arttırıyordu ve PV değerine preset value değerine ulaştığında Q'dan çıkış veriyordu ve reset ucu girişi aktif edildiğinde bir yapıldığında ise sayısal değeri sıfırlıyordu. Ve bu sayıcımda ben ne olmasını bekliyorum? Input 0.0 girişine her uyguladığımda yani CU her yükselen kenarda içerisindeki CV değerini sıfırdan başlayarak arttıracak ve 5 olduğunda da Q çıkışı aktif olarak Q00'ı çalıştıracak. Şimdi siz eğer sayıcınızın çıkışında sadece bir işlem yaptıracaksınız. Bu buradaki gibi bir Q çıkışını aktif etmek de olabilir. Bir matematik işlemi de olabilir. Ya da bir işte zaman rölesini çalıştırmak da olabilir. Her neyse. Direkt burada Q çıkışını kullanabilirsiniz. Ama buradaki sayıcı sadece çıkış elemanını çalıştıran şartlarda bir tanesi ise örneğin hem sayı değeri 5'e ulaşacak hem zaman dolacak gibi bir mantığınız varsa ya da işte sayı değeri 5 de olsa olur 6 da olsa olur gibi birden fazla şartınız varsa o zaman ben direkt çıkışı burada kullanamıyorum. Çünkü burada sadece sayıcı şartlardan bir tanesi olmuş oluyor. O zaman benim bu sayıcının kontağını da dışarıda kullanılıyor olabilmem lazım. Getirdim Network 2'ye de yine bir açık kontak attım. Şimdi bu kontağı ben bu sayıcının Q çıkışıyla aynı olacak şekilde bir tek ataması yapacağım. Geldim Neydi bu benim? Yukarı sayıcıydı. Yukarı sayıcıya tıkladığımda bu bir bit açık kontak kullandığım için yani bir bool değer. Burada bool olarak bu TataBlock'ta kullanabileceğim data alanları bana açılıyor. Yukarı sayıcıda arkadaşlar Q, U hafıza alanını kullanıyorsunuz. Count up'tan gelsin. Yukarı saymadan gelsin. Q çıkış, U up sayıcı. Q, U, hafıza alanını kullanıyorum. Şimdi bunun çıkışına da yine bir tane bobin atayalım. Ve bu bobinde... Q 0.1 olsun. Yine buna da tek verecek olursak. Yukarıya çıkış 1 mi demiştik? Buna da çıkış 2 diyelim. Eğer burada demin de söylediğim gibi başka şartlarınız varsa buradaki çıkış 2'yi çalıştırmak için onları burayı seriyi paralel bir şekilde bağlayabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ama şu anda yukarıdaki Q0.0 çıkış 1 ile aşağıdaki Q0.1 çıkış 2 aynı anda çalışacak. Çünkü bu yukarı sayıcının QU hafıza alanını ben buraya açık kontak olarak kullandım. Ve buradaki Q ucu aktif olduğunda buradaki QU kontağı da kapayacağından Q0.1'e çıkış verecektir. Bunu PLC'mize bir gönderelim. PLC'm şu anda aranda. Bakın input 0.1 girişini her uyguladığımda verdim sayı değeri 1 oldu. Bu ara input 0.0'ın burada devamlı kalmasının hiçbir sorunu yok. Burada çünkü input 0.0'ın tamamen yükselen kenarında sayma işlem yaptırıyor. Bıraktım. Tekrar bastım. 2. Bıraktım. 3. 4. Ve 5 de çıkış verecek. Hem yukarıdaki Q00 hem aşağıdaki Q01 çıkış verecek. Evet. Şu anda 5. Ve buradaki Q'cu da çıkış verdi. Benim sayıcımın Q U, hafıza alanında bana çıkış olarak verdi. Sayı 5 olduktan sonra 5'in üstündeki sayma işlemlerinde artık bu çıkışlar aktif olarak kalacaktır. Peki bu sayma işlemini kaça kadar yapacak? Sayma datası olarak ne seçmiştik? Biz unsigned integer yani 0-255. Eğer ben bu sayma işlemini devam ettirecek olursam, sayma değeri 255'e kadar gelir ve 255'te kalır. Devam etmez sayma işlemine, yani bir daha başa da dönmez, devam da etmez. Ve 5 ve 5'in üstündeki tüm sayısal değerlerde benim sayıcım çıkış verir. Eğer ben buradaki input 0.1 reset girişini uygulayacak olursam, sayma değerimin cv değerimi sıfıra çeker ve sıfıra çektiği için cv değerim preset value değerinden daha küçük olduğu için ne olacaktır? Çıkışlarım kesilecektir. Yukarı sayıcının temel mantığı budur. Şimdi bunu gelin bir de data bloklar üzerinden inceleyelim. Neredeydi benim data bloklarım? Yine zaman rölelerinden hatırlayacak olursanız program bloks altında sistem bloks, program building sources, Bakın az önce oluşturmuş olduğum yukarı sayıcı data bloğu burada ve tıklıyorum data bloğumu. Data bloğumun içerisinde sakladığı değerlere buradan görebiliyorum. Yine burada da online alabilirsiniz, monitörlük yapabilirsiniz ve monitoring yaptığımda ben şu anda dataların değerlerini de görebiliyorum. C, U, C, D, R, L, D, Q, U, Q, D benim bool olarak yani binary olarak lojik olarak tuttuğu değerler. PV preset value sayıcının üzerine girdiğim çıkış vermesi gereken sayma değeri C ve aktüel sayı değeri. Şu anda içerisindeki aktüel sayma değeri sıfır. Neydi? CU ucum ki bu input 0, 0'a bağlı her geldiğinde yani false şu anda true olduğunda bir olduğunda sayma değerini bir arttıracak. 2, 3, 4, 5 olduğunda neyi göreceğim ben? QU çıkışımın şunun true olduğunu. Evet şu anda 5 oldu ve true. Reset ucum hangisiydi? Input 0, 1'e bağlı şu reset, false. Şu anda resetleme yaptığım zaman turuya gelecek. True'ya gelmesi de cv sıfır olacak ve buradaki qu'da ne olacak? False'a yani sıfıra düşecek. Bakın resetlemeyi yaptım. Sayı değeri sıfır oldu. qucuysa ise false'a yani sıfıra düştü. Şimdi burada sayıcı üzerine göstermediğimiz ama data olarak tutulan veriler var. Bunları nasıl kullanabiliriz? Başta da hatırlayacak olursanız TIA portalda yukarı asar sayıcı vardır. Yukarı sayma ucunu kullanmazsanız aşağı sayar, aşağı kullanmazsanız yukarı sayar demiştim. C BD ucu şu anda kullanmadık. Şimdi burada belki işinize yarayabilecek QD çıkışı var. Normalde yukarı sayıcıda ben çıkış kontağı olarak QO'yu kullanıyorum. Yani buradaki sayma değeri 5 olduğunda QO burada true oluyor. Bir de burada QD gibi hafıza alanı var. Belki bunu kullanabilirsiniz yukarı sayıcılarda. QD dikkat ederseniz true. QD sayma değerim benim içerisindeki sayıcı değerim 0 olduğu sürece true'dur 1'dir. Ama sayma değerim 1 olduğu anda ki Sayma değerinin 1 olması demek ne demek? Sayıcının sayma işlemi yaptığı anlamına gelir. False'a yani sıfıra düşer. Belki bunu kullanabilirsiniz. Nerede kullanabiliriz? Programın herhangi bir yerinde sayıcı sayma işlemine başladı mı diye bir sorgu yaparsanız. Ancak orada siz yukarı sayıcının QD hafıza alanını belki orada kullanabilirsiniz. Yani sayıcım sayma işlemine başladı mı? Sayıcım sayma işlemine başlamadıysa burası true'dur, 1'dir. Sayma işlemine başladığında yani 1 olmasıyla ile birlikte false'a sıfıra düşer. Belki bu veri kullanabilirsin. Ha sayıcının sayma yapıp yapmadığını görmek için karşılaştırma kontağı da kullanabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki cv büyük 0. Bunu da yapabilirsiniz. Hani bunu şu anda benim aklıma qd için bu gelebiliyor. Ama qu yukarı sayıcıda çıkış veren hafıza alandır. Şimdi mailime geri geleyim. Burada monitoringi kapattım. Şimdi burada her bir sayıcıyı değiştirdiğimde bu işlemleri tekrarlayacağım. Sileceğim bir daha yapacağım ve yeni data blok atacağım. Nedeniyle biraz sonra data blokta yaşayabileceğimiz sıkıntılar konusunda size anlatacağım. Sildim bunu. Şunu da sildim. Bakın burada sayıcımı sildim. Sayıcı komutum yok ama şurada data bloğunu görüyorsunuz. Bunu gelip farenin sağ tuşuyla delete yapabilirsiniz ya da bunu hiç fark etmez burada kalabilir. PLC'nin içerisine tekrar yazımı gönderirken gönderelim o kısmı silecektir. Yani program içerisinde kullanılmayan bir komutla data blokları silecektir. Ama hiç önemli değil. Delete de silebilirsiniz. Şimdi çektim piyasimi tekrar. Introduction kısmına geldim. Bu pencere kaybetme olaylarını çok sık yaşayacaksınız. Introduction kısmından CT down. CTD counter down. Demin ne demiştik? Sayma mı demiştik? Örneğin buna da sayma önemli değil. Sayma diyelim. Data blok numarası için Demin 20 verdik yanlış hatırlamıyorsam. 21 verelim. Ve yeni bir data da birlikte down sayıcımı oluştursun. Yine bunun üzerindeki uçlarda up sayıcıya yukarı sayıcıya benziyor. Şuradaki sayma datasını yukarı sayıcıda... 10 signal short integer seçmiştim. 0-255 arasında sadece yukarı sayma yapacaktım. Ha burada sayıcın biraz sonra göreceksiniz. 0'da çıkış verecek. Ama eksi sayısal değerleri de inecekseniz ki öyle bir projeniz var. Öyle bir iş isteniyor. Short integer seçerseniz bu sefer de sayma değeriniz eksi 128 ile artı 127 arasında olacaktır. Örneğin burada da mesela 200'ü girelim yine bana hata verdi. Diyor ki senin burada kullanabileceğin sayma data eksi 128 ile 127 arasındadır. Sayıcıyı ben ne kullanıyordum? 5 kullanıyordum. Yine Q00'a çıkış versin. Bu sefer bu sayıcının burada çıkış kontağını kullanacağım. Bu bir down sayıcı. Tek olarak da sayma data bloğundaki demin neyi kullanmıştık? QO'yu bu sefer QD'yi kullanacağım. QD hafız alanı kontak olarak kullandım. Şimdi aşağı sayıcıyı bir hatırlayalım. Aşağı sayıcı neydi? Buradaki preset value değeri ki burada 5. 5'ten aşağı doğru her CD girişinde, countdown girişinde her yükselen kenarda sayma değerini bir eksiltiyordu. Ve 5'ten aşağıya doğru sayma değerini birer eksilterek geliyordu. Ne zaman ki sayı 0 ve 0'ın altına düşerse benim bu sayıcım çıkış veriyordu. Bunu piyasaya göndermeden önce LD girişine de bir bit yazalım. Input 0. 1'di. de Up sayıcıdaki reset ucuyla yaptığı işlem hemen hemen aynı. O sıfıra çekiyor. Bu 5 değerine çekecek. PV değerine çekecek. Yine de buraya seri paralel kontaklar bağlayabilirsiniz. Ya da tek bir bitle bu işlemi yapacaksanız o biti yazabilirsiniz. Şimdi ben bunu piyasime gönderiyorum. Monitör açtık. Direkt Q çıkış verdi. 0, 0 ve 0, 1 aktif. Neden? Çünkü yeni oluşturduğum bir data blok. Data block içerisindeki CV değeri 0, CV değeri 0 olduğu için de çıkış verdi. Çünkü 0 ve 0'ın altında çıkış veriyordu. Ne yapacağım? Input 0.1. Buna bastığımda LD ile 5 sayısını yükleyeceğim. Evet şu anda 5 sayısını yükledim içerisine ve her input 0.0 sayma butonuna bastığımda yükselen kenarına yani CD'ye her yükselen kenar uyguladığımda sayı 5'ten aşağı doğru düşecek. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0'ı gördüğünde Q çıkış aktif olacak. Q 0.0'ı aşağıdaki Q D kontağı üzerinden de Q 0.1'i aktif edecek. 0. Bundan sonra İşaretli tam sayı kullandığım için sayı aşağı doğru inmeye devam eder. 0 ve 0'ın altında down sayıcı çıkış verir. Ne zaman ki ben bunu input 0.1 ile 5 sayısını yükleyene kadar. Yani preset value değerini yükleyene kadar. Şimdi bunun data bloğunu inceleyelim. Program resources sayma data block 21'de dikkat edecek olursanız up sayıcı ile bunun aynı data bloğu en başta söylediğim şeye geldik. CV değeri, sayma değeri 5. Çünkü LD'ye basmıştık az önce dikkat edecek olursanız. Ve preset volu sayma değeri ise 5'ten aşağı doğru inecek. CD girişini her aktif ettiğimde bakın true 4, 3, 2, 1. Ha bu noktadayken yüklesek ne olur tekrar LD ile yine sayıyı 5'e çeker. Bir şey olmaz. Aşağı doğru inelim. Dikkat ederseniz CV değeri 0 oldu. 0 ve altında çıkış verecekti ve veriyor. LD'ye yükledik. Burada QD ucunu kullanıyorsunuz çıkış için. QU da var. Up sayıcıda söylediğimi söyleyeyim. Çok fazla kafanızı karıştırmasın ama. Burada da yine sayıcı sayma işlemine başladığında aşağı doğru. QU çıkışı false'a döner. Sayma işlemi yapmadığı sürece QU ucu true'dadır, 1'dedir. Belki kullanabilirsiniz ama çok da önemli değil. Main ob birimize geri geldik online'ımızı, monitörümüzü kapadık. Şimdi sildim. Şunu da sildim. Yukarı aşağı sayıcımı ilave ediyorum ben buraya. Sürükledim, getirdim. Yine bir data blok oluşturacak. Yine buna da say diyelim. Manuel 20-21 yaptık. Örneğin buna da 22 diyelim. OK dediğimizde say db 22 oluşturdu. Burada da data zaten görüyorsunuz. Şimdi dikkat ederseniz burada artık data bloktaki tüm değerleri kullanıyoruz yine cu artı sayma ucu buraya cd'yi bit olarak gireceğim yani bir de direkt tekleri gireceğim kontak olarak da girebilirim girmeyebilirim de tamamen sizin programlama mantığınıza kalmış bir şey az önce reset olarak kullanmıştık ama değişiriz ismini input 0.1 diyelim reset girdi buna rename tak diyelim yukarı diyelim şey pardon özür aşağı sayıyor aşağı diyelim. Change. Bu sayma butonuydu. Rename tak diyelim. Buna da yukarı diyelim. Change. Yukarı aşağı sayma girişlerini verdim. Reset sayıyı sıfırlar. LD sayıyı preset value değerine çeker. Reset'e input 0.2 diyelim. Input 0.2 Kalsın tag ismi. Input 0.3 diyelim. LDY'de. Preset volume ya da 5 diyelim. Buradaki data tipi short kullanıyordum. Integer'da kullanabilirim. Bunu nasıl kullanacağını daha önce anlattım. Sayma yapacağınız aralığa bağlı. QU çıkışı yani sayı 5 olduğu zaman evet buradaki Q0.0 çıkışını kullanacağım. Çıkış 1'e ve QD de sayı 0 ve 0'ın altına düştüğünde çıkış verecek bir data. Bunu bir yerde kullanacağım mı? Hani bunu ben bir projede bu şekilde kullanmadım açık söylemek gerekirse. Bu aşağıya kontağını kullanalım. Şimdi buradaki o ayrımı görelim. Buraya bir kontak getireyim. bunu say datasının içerisindeki Q neydi? Bunu apsayıcı olarak düşünecek olursam şurada Q ile yani Q 0.0'a bağlı olan çıkışla aynı çıkış vermesi için Q çıkış hafıza alanına bağladım. Biraz sayfayı küçülteyim çünkü bir kontak daha ilave edeceğim. Yukarıdan bir kontak daha aldım. Bunu da say datasındaki QD'ye bağlayayım. Say data bloğunun içerisindeki QD'ye bağlayayım ki aradaki farkı görelim. Buraya da bir tane çıkış ilave edeyim. Bu da Q0.2 olsun. Q0.2 olsun. Şimdi bunu PLC'me gönderiyorum. Gönderdim. Online'ımıza alalım. Biraz daha küçültelim. Şu anda bu data bloğu yeni oluşturmuştum ve içerisindeki cv değeri aktüel değer neydi? Sıfırdı. Sıfır olduğu için direkt qd çıkışım neydi? Sıfır ve sıfırın altında çalışıyordu. qd sıfır olduğu için sıfırın altında ve sıfırda çıkış verdi. Yani q02 şu anda aktif gördüğünüz gibi. Yukarı sayma input 0.0'ı her uyguladığımda sayma değeri sıfırdan yukarı doğru artacak. 1, 2, 3, eğer ben aşağı sayma işlemi yaptıracak olursam, yani input 0.1 basacak olursam, sayı değeri 2-1 şeklinde aşağı doğru düşüyor. 5 yapalım, Q unun çıkış verdiğini görelim. Bakın 5 yaptık. Q çıkış verdi. Yine 5 bunun üstündeki değerlerde de aynı şey değişmeyecek. Nasıl ki down sayma işleminde QD'de 0 ve 0'ın altındaki eksi değerlerde çıkış veriyorsa bu da 5 ve 5'in üstündeki değerlerde çıkış verecektir. Şimdi bu noktadayken eğer ben reset butonuna basacak olursam input 02 sayıyı sıfırlayacak. Bastım sayıyı sıfırladı. Sıfırladığı için çıkış kesti. Sayı 0 olduğu için QD'yi çalıştırdı. Input 03'te LD girişini aktif edersek de sayıyı 5 yaptı ve direkt ne oldu? Şu U çıkışım çıkış verdi. Burada data bloğunu inceleyecek olursak bunun Bakın, up, down hep aynı demiştik. Burada görüyorsunuz. Buradan yapayım. CU her girişim bir arttığında bakın false true sayma değerim bir artıyor. CD girişinde Countdown girişinde sayma değerim bir azalıyor. Sayım eğer 5 olursa QU çıkış veriyor. Sayım eğer 0 ve altına düşerse de QD çıkışım çıkış veriyor. Min OB 1'imize geri geldik. Şimdi arkadaşlar sayıcılarla ilgili temel bilmeniz gereken şeyler bunlar. Ama videonun bundan sonraki kısmında şu sayıcıların data blok kısmını biraz daha irdeleyeceğim. Online'dan çıktık. Sildim. Ctrl A del. Ctrl A Den. Yukarı sayıcı üzerinde çalışmalarımızı yapalım. Buna da diyelim ki sayı 1 diyelim mesela. Data blok numarasına 20, 21, 23 diyelim ya da 25 diyelim. Çok önemli değil. Demin dediğim bu tamamen sizin prensiplerinize kalmış bir şey. Reset ucuna Input 0.1 dedim. Bu az önceden aşağıdan kalmıştır. Bileyim diyelim, reset. Change dedik. Preset value değerine 10 diyeyim. İşlemleri daha net göreyim. Şimdi bakın. Bunu ben piyasime göndereyim. Online'ımızı alalım. Ve bir sayma işlemi yaptırayım. Örneğin. 4'e geldik. Sayma değeri 4'teyken ben şu Q çıkışını değişeyim. Q0.0'dan Q01 yapayım. Ve bunu piyasa içerisinde ben tekrar göndereyim. Bakın şurada dikkat edin. Farklı olduğunda daha önceki videolarda anlatmıştım. CPU içerisindeki yazılımla buradaki yazılım farklı olduğunda turuncu hale getirir demiştim. Bakın dikkat edecek olursanız diyor ki program bloksta diyor bir sıkıntı var, bir değişiklik var. Bunu bil. Ona bakıyoruz. Altında hangisinde değişiklik olduğunu gösteriyor. Bana main OB1'de bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Yani diyor ki senin şu anda CPU içerisindeki yazılımınla ekranındaki yazılımın aynı değil. Ama bakın aynı şeyi DB25 için vermiyor. DB25 yeşil. Buraya dikkat edin. Ben şu anda bunu programımı piyas içerisinde bir göndereyim. Dikkat edecek olursanız sayma değeri az önce 4'tü ve sayma değeri 4'te kaldı. Nedeni şu. Dikkat edecek olursanız zemin OB1 yani şuradaki main OB1 kısmını PLC'ye gönderdim ve PLC'yi stopa düşürmeden yaptım bu işi. Eğer siz PLC'ye stopa düşürmeden bir program parçası gönderecek olursanız bu program parçası PLC'nin cycle time'ını bozmaz gittiği zaman piyasa içerisinde gittiği zaman bir sonraki cycle time yeni OB1 üzerinden devam eder. Piyasa stopa düşmez. Ve piyasim stopa düşmediği için data blokta herhangi bir değişiklik şunda şuradaki DB25 içerisinde herhangi bir değişiklik olmadı. Olmadığı için bir önceki çalışmada içerisindeki 4 değeri vardı ve o 4 değerini korudu. Şu anda mesela sıfırladık reset atarak. Şimdi data blok içerisindeki şu veriyi data blok değişmediği için Sıfıra düşürmedi. Tekrar kaldığı yerden devam etti. Peki. Sayma işlemi yaptık. Yine 4'e gelelim. Bu değer nasıl sıfırlanır? 2 tane yöntem var. PLC stoğa çekersiniz. Çektim. Ve PLC'yi tekrar run yaparsınız. Run yaptığımda bakın dikkat edecek olursanız data içerisindeki değer sıfırlandı. Ya da denemiştim zaman rölelerinde aynısını burada yapmayacağım. Zaman rölelerindeki videoda piyas üstünde donanımsal olarak da enerjinin gidip geldiğini göstermiştim. Ama burada yapmama gerek yok. O videoyu izleyenleriniz hatırlayacak ya da piyasinin elektriğini kesip tekrar vereceksiniz. Peki piyasi stop yaptığında stop run yaptığında ya da elektrik gidip geldiğinde benim data bloğumun içerisindeki sayısal değerler kalsın isteğiniz olabilir. Yani PLC durdu, çalıştı, run stop yaptı ama sayma işini kaldığı yerden devam etsin. Retain diye bir seçenek var. Aynı zaman aralarında olduğu gibi. Retain seçeneğini seçtiğinizde bakın dikkat edecek olursanız burada da turuncu getirdi. Yani diyor ki şu anda senin mavi turuncu piyasi içerisindeki DB25'in ile buradaki DB25 arasındaki durum farklı. Biraz sonra gönderirken değişiklik yaptığı kısımları da göndereceği için burada da değişiklik olduğu için DB25'i gönderecek. MN-OB1'e gelelim. Bunu gönderelim şu anda piyasimize ki... Evet, data blokta değişiklik var. Ne yapayım dedi... Reinstallize dedim. Değişikliği uygula ve piyasime gönderiyorum. Aynı sayma işlemini tekrarlayalım. Ve sayıyı yine 4'te bırakayım. Bu sefer stop run yapayım. Ya da fark etmez elektriğini kesin PLC'nin ve tekrar verin. Stop'a çektim. Run'a çektim. Retain kısmını seçmediğimde sıfıra düşüyordu. Şu anda ran yaptığımda bakalım ne olacak. Şu anda 4'te kaldı. Yani data içerisindeki verileri ben retentive yaptım. Kalıcı oldum. Piyasini stop'a düşüp run'a gelse de elektriği gidip gelse de saymaya şu anda kaldığı yerden devam edecek. Şimdi bu hafız alanlarıyla biraz daha oynamaya devam edelim bakalım. Monitoring'imizi kapayalım. Şimdi benim buradaki değerlere bu ara şu routine kısmını kaldırayım. OB1'imize geldik. Buradaki verilere ben müdahale edebilir miyim? Evet, buradaki verilere ben müdahale edebilirim. Aslında mod bloklar kısmı bizim daha sonra göreceğimiz bir konuydu ama sadece göstermek amacıyla konunun detayına girmeden örnek olarak vereceğim. Örneğin buna da input 0.1 kullandık, 2 diyelim. Şimdi ben buradaki CV değerine dışarıdan müdahale edebilirim. Ne demek istiyorum? Şuradan Mobile'u aldım. Sayma değerini ben sayma işlemi sırasında 5 sayısını atayabilirim. Bunu nereye atayacağım? Say 1 data içerisinde cv değerini atayacağım. Yani şu anda ben input 0.1'e bastığımda ki bunu yükselen kenar yapalım. Çünkü mobilok bu atamayı devamlı yapacak. O konuda göreceksiniz. M10.0 diyeyim yükselen kenarda anlatmıştım. Şimdi bunu piyasime gönderiyorum. Retentive kaldırdığım için reinstallers yapıyorum tekrar. Online'a bağlanalım. Bakın şu anda sayıcın içerisindeki sayma değeri 0. Sayma değerini yapalım. 1, 2. Eğer ben input 0.2'ye basacak olursam CV değerini 2'den 5'e yükseltecek. Evet şu anda 5. Ve devam ettiğimde 8 9 onda çıkış verdi. Resetimi arttım. Yukarı doğru sayma işlemini yapıyorum. 9 5'e geri çekeyim. Saymelerini 5'e geri çektim. Hani aklınıza şöyle bir soru gelebilir. İyi de bu benim ne işime yarayacak? Bakın şu anda yaptığım şey normal sayma komutlarının ötesinde data bloklara müdahale. Belki projelerinizde ekstrem bir durum olabilir ve kullanabilirsiniz. Hem data bloklarına müdahale konusunu anlamamız açısından hem de bu tip bir şeyleri yapabiliriz sayıcıların içerisinde. Görmemiz açısından örnekler veriyorum. Yoksa normal sayıcı komutlarının şu anda ötesine geçtik söyleyeyim. Ha bu ne işimize yarayabilir örneğin? Bu şöyle bir işimize yarayabilir. Sayının cv değerini ben sıfıra çekebilirim movla. Yani 5 değil de sıfıra çekebilirim. Burada yapmış olduğum resetleme işlemini yaparım. Ya da cv değerini... Preset value değeri neydi? 10'a atayarak çıkış verdirebilirim. Yani orada da aslında LD işlemini yaparım. Örneğin bir paketleme işleminiz var. Paketleme işleminiz sırasında işte kapaklı bir paketleme kısım var ve 10 tane parça yanaştığında işte paketlemeye gidiyor. Kapağı o zaman açabiliyorsunuz. Parça 10 olmadan kapak açamıyorsunuz. Örneğin orada bir arıza durumu oluştu. Paketlerden biri bozuk. Almanız lazım. Siz örneğin burada input 0.2'ye basarak sayıyı buradaki sayıyı 5 değil de 10 atayıp yani sayıcı saymayı bitirdi gibi sayıcıyı kandırıp o kapağı açtırabilirsiniz gibi gibi gibi. Peki aynı mantıkla PV'ye burada preset value yani sayma değerine müdahale edebiliyor muyuz? Şu şekilde sayma değerine müdahale edemiyoruz. Sayma değerine müdahale edebilmemiz için benim buradaki pv değerini şöyle bir tag'e atamam lazım. Sayı bir içerisinde yine kendi pv'sini atamam lazım. E ne yaptık şimdi? Sayı 1 db25 içerisindeki pv hafıza alanına tekrar pv'yi atadım. Bunun anlamı şudur aslında. Sen pv değerini git hafıza alanındaki pv'den al. Tamam mı? Yaptığım şu anda o. Ancak bu şekilde ben gelip burada pv değerine şu anda 10'du. Farklı bir şey yapalım. 20 atayabilirim. Şu anda yaptığım şey ne biliyor musunuz? PV değerini sen git kendi hafıza alanındaki PV hafıza alanından al diyorum ki ben oradaki hafıza alanına bir şekilde veri yazabileyim, atayabileyim. Bunu piyasime gönderiyorum. Sayıyı sıfırladım, resete bastım. Şu anda PV değeri bir önceki çalışmadan 10 kaldı. Devam edelim. onda çıkış verdi. Bu noktadayken ben yeni preset value değeri olarak şuradaki input 02 üzerinden 20 atayabilirim. Bakın şu anda preset value değeri olarak 20 atadım. Bundan sonra benim sayıcım 20'de çıkış verecek. Peki bu benim ne işime yarayabilir? Şöyle bir işime yarayabilir. Onluk ya da 20'lik paketler yapıyorsunuzdur. Siz operatör panelden onluk paket yap ya da 20'lik paket yap seçeneğini seçtiğinizde buradaki PV değerini sizin değiştirerek işte onluk ya da 20'lik paket yapması sağlanabilir. Şimdi bir stopa çekiyorum PR Stopa çektim. Ve tekrar run yaptım. Bakın run yaptığımda preset value değeri 0 ve direkt çıkış verdi. Buradaki sıkıntı ne? Buradaki sıkıntı şu. Retentif mi hafızalarım? Retentif değil. Kalıcı seçmedim az önce. Soba çektiğimde data blok içerisindeki sayısal veriler sıfırlanır mı? Sayısal veriler sıfırlanır. Evet. Ve buradaki pv hafıza alanı da sıfırlandı ve döndüm dedim ki sen pv değerini git kendi hafıza alanındaki pv alanından al ama o alan sıfır. Şu anda sayıcının sayma değeri sıfır. Ve sıfır olduğu için de direkt çıkış verdi. Eğer ben buradaki atamayı yaparsam şu anda bundan sonra sayıcının sayma değeri 20 20'ye kadar sayma işlemi yaptırabilirim ama piyaz stopran yaptığımda direkt hafıza alanı sıfırlandığı için, Yeni preset value değeri de sıfıra düşüyor ve direkt çıkış veriyor. Şimdi bunu aşmanın çeşitli yolları var. Bunlardan bir tanesi movlon önüne bir başka movlok oluşturacaksınız. Önüne benim sistem bitleri dediğim bitlerim vardır. Onları daha sonra göreceksiniz. Örneğin PLC run olduğunda ilk çevrim 1 olur. Ondan sonraki çevrimler sıfırda kalır. Örneğin öyle bir kontakla içerisine başlangıçta olması gereken istediğiniz değeri atayabilirsiniz. Örneğin başlangıçta 10 olsun. İlk cycle time'da onu atarsınız ve oradaki preset value değeri artık 10 olur. Bu birinci yöntem. Ya da geliyorum Data içerisinde. Buradaki preset value'nun dikkat edecek olursan start value diye bir sütunu var. Buradaki PV'ye ben başlangıç değeri olarak örneğin 5'i atıyorum ve 5'i atar atamaz bana diyor ki bak burada data blokta değişiklik yaptın içeridekiyle. Yani Sipoda dönenle buradaki data blok farklı. Evet diyorum. Haklısın. Min LV e geleyim ve sizi eşleştireyim. Yani bunu piyasa içerisine göndereyim. Gönderdim online'ımıza aldık. Tabi bu işlemin gerçekleşebilmesi için piyasi tekrar stopran yapacağım. Başlangıç değerini atamıştım. 5 atamıştım. Tekrar run yapıyorum. Preset value'ya başlangıçta ben kaç atamıştım? 5 atamıştım ve dikkat edecek olursanız oradaki start value değeri yani 5 buraya geldi. Şu anda sayma işlemini 5'e göre yapacak. 5'e göre yaptı. Eğer ben tekrar buradaki pv değerine 20 atacak olursam mavi blokta bu sefer 20'ye göre yaptı. Aynı şey zaman röleleri için de geçerli ve şuradaki mantığı umarım anlamışsınızdır. Ben burada diyorum ki PV değerini git kendi hafıza alanındaki PV alanından al. Yani aslında oradaki PV değerini kendi hafıza alanını gösteriyorum. Bu sayede ben o hafıza alanına hangi değeri atarsam buradaki data bloktaki PV ucu o değeri görecek. Online'dan çıktık. Bir başka deneme daha yapalım. Reset dikkat edecek olursanız data blok içerisindeki bir hafıza alanıydı. Peki ben PLC'nin resetini o hafıza alanına program içerisinde başka yerde müdahale ederek yapabilir miyim? Örneğin şöyle bir şey diyebilirsiniz. Buraya bir tane çıkış koyayım. Bu çıkış yine yükselen kenarlı olsun. Sayı bir data bloğunun içerisindeki reset hafıza alanına 1 yapsın. Yani input 0.2'ye bastığımda sayı bir data bilonun içerisindeki R hafıza alanı bir yapayım. Peki bunu bir yaptığımda ne olacak? Buradaki input 0.1 bağlamış olduğum reset aslında paralel işlem yapacak. Bu da bir yapacak. Bir yaptığında sayıcının reset almasını bekliyorum. Ama olacak mı? Bakalım. onlineımıza aldık. Saydırıyorum. Input 0.1 ile reset diyor mu? Evet diyor. Saydırıyorum. Şimdi input 02 ile reset attırabileceğim mi? Onu deneyeceğim. Şu anda sayı 4. Input 02'yi verdim ama reset atmadı. Yine burada da aynı mantıkla işlemi yapacağız. Yes. Burada da reset ucuna direkt input 0 gibi bir tek atamayacağım da Diyeceğim ki sen yine say bir data bloğunun içerisindeki R alanından al değerini. Ne yaptım aslında PV'ye ve R'ye? Dedim ki sen git değerini, R için konuşayım şimdi. Sen git değerini data bloğunun içerisindeki R hafız alanından al. Yani aslında kendi adresini kendisine gösterdim. Bunu gönderiyorum. Online'ımıza alalım. Saydırma işlemi yapıyorum şu anda. Input 0.2'yi vereceğim input 02'yi verdiğimde sayı resetledi. Yani ben buraya eğer tek olarak kendi hafızalarını yazacak olursam dışarıdan bir şekilde müdahale edebiliyorum. Anlattığım bu kısımlar demin de söylediğim gibi data bloklarla oynama onlara müdahale şeklindeydi. Böyle bir şeyler yapılabilir. Bunları bilin istedim. Hani şu an için aklınızda bir şey belirmemiş olabilir. Ya bunu nerede kullanacağım şeklinde bir soru gelmiş olabilir. Kafanızda oturmamış olabilir. Bazen piyasa çözümlerinde öyle ekstrem durumlarla karşılaşıyorsunuz ki data blok bloklara dışarıdan müdahale etmeniz gerekebiliyor. O nedenle data bloklara müdahaleyi bu şekilde yapabileceğimizi anlatmak için videoyu bu şekilde uzattım. Sayıcılarla ilgili anlatacaklarımın şimdilik hepsi bu kadar. Daha sonra aklıma gelen kısımlar olursa yeni videolar çekerim ve bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.